Kardeşlerim, muazzez müminler, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz Mekke'de zor günler geçirdiler. İnsan olarak tahammülü zor belalara maruz kaldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktılar. Kur'an-ı Hakim'in haber verdiği önceki ümmetlere baktılar, onlarla teselli oldular. Bu dava Allah davası dediler. Önümüzde İmam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var dediler. Durmadılar, yıkılmadılar, usanmadılar. Kulluk yürüyüşüne devam ettiler. Hicret ettiler, Medine'ye geldiler. Fakat peşlerini bırakmadılar. Kılıç kuşandılar, Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Sahabeyi, İslam'ı bütünüyle ortadan kaldırabilmek için ne kadar güçleri varsa onu bu yolda seferber ettiler. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Bir gün bir tanesi dedi ki: "Ma ye'ti yevmun na'menu fihi ve nada'u silah." O gün gelmeyecek mi? Silahları bıraktığımız, akşam sokaklarımızda silahsız dolaşabildiğimiz, evimize silahsız girebildiğimiz, emniyette olduğumuz günler galiba hiç gelmeyecek dediler. İşte o zaman sabrın bittiği, sabrın tükendiği zaman göklerin kapısı açılır. Hazreti Cibril Emin Nur suresinin şu ayetiyle gelir: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Kur'an-ı Hakim onlara haber veriyor, müjde veriyor. Diyor ki: sizden önceki ümmetler nasıl sabrettiler? Allah Azze ve Celle onları yeryüzünün halifeleri, yeryüzünün sahipleri yaptıysa, sizin dininiz, sizler, Allah'ın sizin adınıza razı olduğu bu din yeryüzüne hakim olacak. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. Bu korkudan sonra eman gelecek. Artık sizler evlerinizde silah olmadan yaşayabilecek, sokaklarınızda silah olmadan dolaşabileceksiniz. Halifeler çıkaracaksınız. Ebu Bekir gelecek, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Onun müjdesini veriyor bu ayeti kerime. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam artık sabrı tükenen ashabını alıyorlar. Bu müjdeyi veriyorlar. Diyorlar ki: yakında o günleri göreceksiniz. Eman içerisinde, selametle sizler yeryüzünde iktidarı teslim alacaksınız. Ümmeten vasata olacaksınız. Merkez ümmet olacaksınız. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, onların iktidarının sonuna doğru ashab-ı kiram efendilerimiz gittiler. Allah Resulü aleyhisselamdan neler aldılarsa onları insanlara taşıdılar, ulaştırdılar. Peki sonra Kur'an-ı Hakim'den, Peygamber aleyhisselatu vesselam'dan, onun yolundan uzaklaştıkça bu ümmet dağıldı, perişan oldu, küffarın çizmesi altında kaldı, çiğnendi, izzetini kaybetti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanı, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Ömer Efendimizin komutanlarından İran üzerine gidiyor. İran ki büyük bir devlet, belki o günün Amerika'sı yani. Onun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı gidiyor. Onlar ki Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar, onun huzurunda ellerini kaldırıyorlar. Eman bize gelmeyecek mi? Evimizde yatağımıza, yanı başımıza silahı koymadan yatacağımız günleri bu gözler görmeyecek mi diyorlar. Şimdi onlar dünyanın en büyük devleti İran'la hesaplaşmaya gidiyorlar. Karşıda Rüstem var, İran komutanı, masallara geçmiş, büyük efsane diye ondan bahsediyorlar.
Rüstem'de bir hayret var. Diyor ki bu Araplar çölün dışına çıkmamışlardı. Akıllarına bir defa İran'la savaşırız diye gelmemişti. Şimdi bunları Mekke'nin, Medine'nin çöllerinden çıkaran, İran gibi büyük bir devletin üzerine gönderen imanın kaynağı nedir? Rüstem bunu merak ediyor. Adamını gönderiyor. Diyor ki gidin. Bana en akıllılarından birisini göndersinler. Gelsin onunla konuşayım. Bunların derdi ne? Neden bizim üzerimize yürüyorlar? Sa'd bin Ebi Vakkas'a Rüstem'in elçisi gelince Sa'd radıyallahu anh Efendimiz Rib'i bin Amir'e emrediyor. Rib'i sen git diyor. Anlat buna. Derdimizi anlat. Davamızı anlat. Hocamız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Bizi tek sancak altında toplayan Hazreti Kur'an'ı anlat. İmanı anlat Rib'i diyor. Sen git. Hazreti Rib'i bin Amir İbni Hacer isabesinde ondan bahsediyor, sahabidir diyor. O geliyor radıyallahu anh. Rüstem İran komutanı, sarayını otağını hazırlamış. Altından direkler var. Sarayın üst tarafında ipekler var. Altın direkleri, altın kaplama direkleri ipek bezlerle bezemişler. Yani ona gücünü gösteriyor. Siz diyor bu halinizle nasıl bir devletle savaşacaksınız? Farkında mısınız? Kendini hani bugün tankı, topu, uçağı olan zalimler nasıl kendi güçlerini gösteriyorlar? Onlar da bu halleriyle Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabını, öğrencilerini durduracaklarını zannediyorlar. Rib'i yalnız başına gelmiş, belinde kılıcı var, karşıda bir saray var, bir taht var, altından direkleri var, yerde belki dünyanın en pahalı halıları, atını altın direklerden birisine bağlıyor. Yırtık çarıklarıyla halının üzerinde yürüyor, İran komutanının yanına geliyor. Herkeste bir hayret hali var. Silahını bırak diyorlar. Hazreti Rib'i siz çağırdınız. Eğer silahımı bırakın derseniz o zaman başkomutanıma Sa'd bin Ebi Vakkas'a geri dönerim diyor. Geliyor soruyor Rüstem. Derdiniz ne? Neden buraya kadar geldiniz? Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi اِنَّ اللّٰهَ اِبْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا اِلَى سَعَتِهَا Rabbim bizi İnsanlık içerisinden çıkardı. Bir ümmet haline getirdi. Bizim hocamız Allah Resulü, bizim kitabımız Kur'an-ı Hakim, bizim derdimiz insanları insana kulluktan, kainatın sahibi Allah Azze ve Celle kulluğa davet etmek. Sonra dünyanın darlığından dünyanın zenginliğine taşıyabilmek. Kardeşlerim, bütün tarihçiler ittifakla söylüyorlar ki İran o yılların en zengin devleti. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Rib'i bin Amir'in sözüne bakın. Diyor ki biz sizi buraya dünyanın fakirliğinden, dünyanın perişanlığından, dünyanın zenginliğine çıkarmaya geldik. Rib'i nereden geliyor? Çöllerden geliyor. Belki arkada en fazla hurma bahçeleri görmüş. Rib'i nereden geliyor? Bir çadırdan geliyor. Rib'i nereden geliyor? Bir gece kondudan geliyor. Rib'inin ayaklarında yırtık çarık var. Sırtında yamalı bir cübbe var. Ama bu haliyle diyor ki, ey İran! Altın kafesler içinde olsanız da, altın saraylarda yaşasanız da, sütunlarınız altın kaplamalı olsa da, tavanlarınız en parlak ipeklerle kaplı olsa da, siz fakirsiniz ve bu darlıktan, fakirlikten sizi dünyanın zenginliğine çıkarmaya geldik diyor Allah Resulü'nün öğrencisi. Neden böyle diyor kardeşlerim? Çünkü Rib'i Kur'an'ın talebesi. Kur'an-ı Hakim onlara اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبُوا وَلَهُنْ وَز۪ينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Dünya hayatı bir oyundur, bir eğlencedir, bir gösteriştir. Aranızda iftihardır, malla, evlatla övünmedir. Dünya bu kadardır. Bir yağmur düşünün, toprağa düşer, bitkiye hayat verir. Çiftçi o bitkiyle sevinir, sonra o bitkiler sararırlar, kururlar, yok olurlar. İşte burada bir temsil var, teşbihi temsil var. Kur'an-ı Hakim onlara en parlak halleriyle dünyayı sararıp yok olan, önce çiftçiyi onurlandıran, sevindiren ama sonra sanki hiç yokmuş hale gelen o dünya bitkilerine benzetiyor saraylara bakarken. O sarayları gerçek suretleriyle görüyor ve diyor ki Rib'i Rüstem'e, her ne kadar sizler altın sarayların içinde yaşasanız, altınızda yürüdüğünüz yerde dünyanın en pahalı halları olsa da aslında sizler altın kafeslerde yaşayan mahkum kuşlar gibisiniz. Kuş altın kafes içinde yaşasa, çanağı altın olsa, altın bir bardaktan suyunu alsa içse, Afrika'nın aç çocukları altın kafesin içinde yaşayan o mahkum kuşlara özenir mi kardeşlerim? İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi. Onun için İran'ın altın saraylarda yaşayan Rüstem'ine dönüyor, diyor ki her ne kadar siz altın saraylarda olsanız da aslında o altın kafeslerdeki mahkum kuşlardan bir farkınız yok sizin. İşte sizi o kölelikten insanlığı hürriyete, kulluğa çağırmaya Allah bizi memur kıldı. Hani batıda şimdi köpekler var. Boyunlarına altın tasma takıyorlar. Evlerini alıyorlar. Onlara süt veriyorlar. Kendi ülkesinde yoksa başka ülkeye gidiyorlar. O ülkelerden mamalar alıyorlar. Geliyorlar, köpeklerine veriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهِ كَلْبٌ وَلَا سُورًا. Eğer bir evin içerisinde köpek varsa, resim varsa, melek o evin içine girmez. İmam Müslim rivayet ediyor. Cibril Allah Resulüne gelecek. Şu saatte gelirim buyuruyor. Ama gelmiyor. Allah Resulü merak ediyor. Elindeki asayı bırakıyor. Sonra bir fark ediyor ki yatağın altında bir köpek var. Köpeği çıkarıyorlar. Hazreti Cibril Emin geliyor. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden köpeği çıkarıyor? Neden Hazreti Cibril köpeğin olduğu eve ben girmem diyor. Çünkü köpekte İnsana karşı farklı bir alaka var. İnsanda köpeğe karşı ayrı bir ihtimam var. Batılı adamlar köpekleri evlerine aldılar, evlatlarından soğudular. Ailelerinden nefret ettiler. Artık evlenmiyorlar. Artık çocuk sahibi olmuyorlar. O köpekleri yavruları gibi görüyorlar. Yıkıldık diyorlar. Evlerimiz bitti. Çoğalamıyoruz. Sürekli Müslümanlar artıyor. Biz azalıyoruz. Bari onları savaşla yok edelim. Bari onları bombayla imha edelim diyorlar. Onun için sürekli alemi İslam'a saldırıyorlar. Kardeşlerim, işte böyle bir köpek. O köpeğe Afrika'nın aç çocukları, boynunda altın tasma olan o mahkum hayvana özenir mi? Elbette hayır. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Hazreti Rıbi radıyallahu anh, sizi min dıyk-i dünya ila sa'atiha, dünyanın fakirliğinden, darlığından, zenginliğe, yani Allah'a kul olmaya davet için biz buralara kadar geldik. Derdimiz bu, davamız bu diyor. Peki kardeşlerim, Hazreti Rıbi radıyallahu anh bu devirde olsaydı, bu zamanda olsaydı, Londra'ya gidince, Paris'e gidince, New York'a gidince, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Londra'da
bu milletin evlatlarının, zavallı evlatlarının özendiği Londra sokaklarına bakıp, Paris sokaklarına bakıp, gece kulüplerine bakıp, moda evlerine bakıp, Hazreti Rıbi radıyallahu anh onlara diyecekti ki, Allah sizi şu dünyanın fakirliğinden İslam'ın zenginliğine davet için bizi gönderdi. Peki kimler söyleyebiliyor? Ne kadar bunu ilan edebiliyorlar? Sahabeyi eleştiriyorlar. Sahabeyi radıyallahu anh efendilerimizi. Onları bedevi görüyorlar. İçinizde böyle Müslümanlar var. Sünnete düşman olanlar var. Sahabeye hakaret edenler var. Sahabe bedevi diyorlar. Sahabe kültürsüz diyorlar. Sahabe felsefe okumadı diyorlar. Londra'da tefsirde, Londra'da fıkıhta, Londra'da hadiste doktora yapıyorlar. Şimdi ben de onlara diyorum ki, o küçük gördüğünüz, hakaret ettiğiniz, yıldız olmasına tahammül edemediğiniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağında çarık olan öğrencileri, dünyanın en güçlü devleti İran'ın karşısında, onun saraylarında onlara meydan okuyor. Ey Rüssem diyor, sen benim gözümde kafeste mahkum bir kuş gibisin. Sen benim nazarımda boynunda tasmayla dolaşan bir hayvan gibisin. Allah seni benimle, Kur'an-ı Hakim'le, kulluğa, hürriyete davet ediyor. Kaç tane üniversite hocası, kaç tane markaya sahip olanlar, kaç tane münevverleri, kaç tane sahabe düşmanı Londra'ya gidip o katillerin yüzüne bakıp sizler yeryüzünün en zavallılarısınız diyebildiler, diyemezler. Çünkü onlar Hazreti Rib'inin iman ettiği Hazreti Muhammed'e iman etmediler. Çünkü onlar Rib'i'yi bu hale getiren sünnetin düşmanılar. Çünkü onlar Kur'an-ı Hakim'e وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet altın sütunlarda değil, İzzet ipek tavanlarda değil, İzzet en pahalı halılarda, İzzet altın tasmalarda değil, İzzet yamalı çarıklar bile olsa, yamalı cübbeler bile olsa, onlarla Hazreti Muhammed'in yanında, Allah'ın yanında, Müslümanların safında olmaktadır diyen, buna inanan Müslümanlar ancak Hazreti Rıbi gibi bunu söyleyebilirler. Kardeşlerim, peki bunu neden söylemeli? Onlar gözünü alsınlar. Onlar bu hayata, onlar bu zenginliğe, onlar bu şaşaya mahkum oldular. Tıpkı İran mahkum olduğu gibi. Onlar demişlerdi ki, bu saraylar, bu sütunlar, bu yüksek işlem hacmine sahip borsalarımız, pazarlarımız, çarşılarımız yıkılmaz dediler. Öyle zannettiler. Bir de karşılarında Sa'd bin Ebi Vakkas'ı gördüler. Rıbi'yi gördüler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerini gördüler. Yıkıldılar, tarumar oldular. İşte siz çocuklarınıza Rıbi'yi anlatın ki, arkadaşlarınıza anlatın ki, onlar yarın üniversitede okurken ilahiyat fakültelerinde, yani Erasmus'la ya da başka programla Londra'ya gidip, Paris'e gidip, New York'a gidip bir oryantalisten diploma alabilir miyim diye o zillete düşmesinler. Onların karşısına sahabe-i kiram efendilerimizin izzetiyle gitsinler. Gözünüzü açın desinler onlara. Açın gözünüzü. Biz sizi kurtarmaya memur Allah'ın bahtiyar kulları, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileriyiz desinler. Belki onlar kurtulamayacaklar ama sizin kardeşleriniz kurtulacak. Onlar Paris'e, onlar Londra'ya mahkumiyetten kurtulacaklar. İslam'ın izzetine sahip olacaklar. Allah Resulüne dönünce yeniden o vaat gerçekleşecek diyecekler. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlardı ya, gelmeyecek mi o günler ya Resulallah? Kılıcımızı bırakıp sokaklarda eman içinde, emniyet içinde dolaşacağımız günler gelmeyecek mi? Kur'an-ı Hakim onlara gelecek, fakat sadece Allah'a kul olursanız gelecek. O müjdeyi vermişti Ömer zamanında, Ebu Bekir zamanında, Osman Ali zamanında, o emana, o emniyete ulaştılar. Kur'an-ı Hakim o eman hali devam etsin diye,
okuduğum ayeti kerimenin devamında وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Eğer size küffar, küresel güçler saldırırlarsa sahabeye saldırdıkları gibi kalkın namazla ayakta kalın, zekatla ayakta kalın, bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba edin. Edin ki Allah size merhamet etsin. İçinizde hani sünnet Müslümanlığı diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a düşman olanlar var. Bize Kur'an yeter diyenler var. Anlayın bunlar kim adına çalışıyorlar. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki وَاَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Eğer Allah size merhamet etsin, İran'ı sahabenin ayakları altına serdiği gibi Londra'yı, Paris'i, Pentagon'u da Allahu Ekber diyenlerin ayakları altına paspas yapsın istiyorsanız, Rib'i gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi Hazreti Muhammed'in sünnetine ittiba edeceksiniz. İşte onlar sizi Kur'an'la aldatıyorlar kardeşlerim. Onlar küfür adına çalışıyorlar. Onlar biliyorlar ki bu ümmet Hazreti Muhammed'e dönmeyince Sa'd bin Ebi Vakkas olamaz. Dönmeyince Hazreti Rib'i olamazlar. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'la aramızdaki rabıtaları koparıyorlar. Sünnete dönünce o zaman sizler kardeşlerim, İslam'ın umudu olan İslam'ın gençliği, işte o zaman şunu diyeceksiniz, ey Batı diyeceksin, sen atom bombalarını icat eden sözde bilim adamlarına sahipsin. Sende onlar var, bizde ise bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyen Hazreti Kur'an var. Ey Batı diyeceksin, sende Londra'dan, Paris'ten, New York'tan kalkıp Afrika'daki çocukların sofrasındaki ekmeği çalan hırsızlar var. Bizde ise Medine sokaklarında sırtında un çuvalıyla dolaşan devlet başkanı Ömer var. Ey Batı diyeceksin, sende günlerce İbrahimleri yakmak için odun toplayan, İbrahimleri ateşe atan Nemrutlar var. Yeryüzüne bomba yağdıran, Irak'a, Şam'a, Doğu Türkistan'a ateş yağdıran zalimler var. Nemrutlar var. Bizde ise قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Nemrutların ateşlerinde yanmayan İbrahimler var diyeceksin kardeşim. Allah Resulüne döneceksin. Hazreti Kur'an'a döneceksin. Ey Batı diyeceksin. Bizim içerimizde hakiki kahramanlar, Ribiler, Sa'd bin Ebi Vakkaslar çıkmasın diye tam iki asırdır sürekli oyunlar oynuyorsun. Bir tarafta Şia'nın ateşini, bir tarafta Vahabilerin ateşini yaktın. Sonra onlarla savaş oyunları oynuyorsun. Onları bahane edip Bağdat'a, onları bahane edip Şam'a ateş kusuyorsun. Ey Batı, sende hainler var, sende Sisi'ler var, sende darbeciler var. Bizde de Şark'ın sevgili evlatları, Salahaddinler var, Sultan Fatihler var Allah'ın inayetiyle. Onlar çıkacaklar, gün gelecek. Eğer kardeşim sünnet-i seniyyeyle irtibatını kurabilirsen Sa'd bin Ebi Vakkas olacaksın, Ribi olacaksın. Beyaz Saray'da döneceksin bütün zalimlere. Diyeceksin ki ben Kur'an-ı Hakim'e aidiyetle, ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a öğrenci olmakla iftihar eden, yalnız bununla, bu şerefle, bu payeyle onurlanan bir Müslümanım ve buraya sizi dünyanın darlığından, köleliğinden, zavallılığından, onun genişliğine, onun saadetine, İslam'a taşımaya geldim. Onun için buradayım. İşte bunu diyebilmek için Allah Resulü'nün sünneti sizi bekliyor kardeşlerim.